Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, çok güzel bir toplantıdayız. Belediye başkanı arkadaşlarım burada. Milletvekili arkadaşlarım burada. Millet İttifakı'nın saygıdeğer yöneticileri burada. Yetkilileri, temsilcileri burada. Ve en önemlisi siz saygıdeğer halkımızın huzurundayız. Az önce güzel bir sunuş izledik. Ankara gibi bir kentin, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinde yaşattığı bir kentin gereklerini yerine getirme için mücadele eden bir belediye başkanı arkadaşımızı dinledik. O nedenle Sayın Yavaş'ı ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, saygı duruşundan önce, daha doğrusu saygı duruşu sırasında siyah beyaz fotoğraflar hep beraber izledik ve gördük. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının fotoğraflarıydı onlar. Ve biz saygı duruşunda bulunurken o fotoğraflara baktığımızda Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını, ciddi mücadelelerin verildiğini biliyoruz. Ve hafızamıza o fotoğraflar bir şekliyle kazınıyor. Soru şu: Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh 1915'te devasa devletlerle mücadele edip bir tek düşman gemisinin dahi Çanakkale'den geçişine izin vermeyen bir ruh nasıl oldu da 2 yıl sonra Çanakkale geçilir hale geldi ve o ruh ne oldu? Hiç düşündük mü acaba biz bunu? Çanakkale'yi biliriz. Çanakkale'nin olduğunu biliriz. Her karışında şehit kanı olduğunu biliriz. Büyük mücadelelerin verildiğini biliriz. Düşman gemilerinin Çanakkale'den geçilmemesi için herkesin hayatını feda ettiğini biliriz. Ve o gemiler oradan geçmedi. Ve Mustafa Kemal Milli Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünü Çanakkale'de yazdı. Ne oldu da 2 yıl sonra aynı gemiler tek kurşun atılmadan geldiler payitahtta, yani İstanbul'da Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. Hiç düşündünüz mü? Bir kişiye teslim edilen bir devletin hazin sonucudur bu değerli arkadaşlarım. Bir kişiye teslim edilen bir devletin hazin sonucudur. Biz neden diyoruz devlet bir kişiye teslim edilmesin? Bunun için diyoruz. Devletin organları vardır. Devlette liyakat vardır. Devletin kurumları vardır. Devlet dediğiniz kurum bakidir. Geçici olan siyasettir. Yani iktidar sahiplerinin geçiciliği vardır. Ama devlet dediğiniz kurum bakidir ve hepimizin devletidir. Ve ondan sonra Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlattılar. Suriye'den İstanbul'a Haydarpaşa'ya geldiğinde Haydarpaşa'da biniyor gemiye. Karşıya geçerken Dolmabahçe'de düşman zırhlılarını görüyor. Söylediği meşhur söz hepimizin hafızalarındadır. Geldikleri gibi giderler. Evet, geldikleri gibi gittiler. Şimdi bize düşen görev, bize düşen görev o ruhu ayağa kaldırmaktır. Ve Türkiye'yi büyütmektir. Kavga etmeden, kin ve öfke duymadan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıyı inşa ederek, devlette liyakati yeniden inşa ederek, hiçbir evladımızın inancı, kimliği ve görüşü ne olursa olsun, hiçbir evladımızın yatağa çirmediği,
Türkiye'nin her tarafında huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Kavga bize ne verdi? Öfke bize ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Hep kaybettik. Az önce başkanımız Sayın Yavaş hiçbir ayrım yapmadık dedi. Şu mahalleden fazla oy aldık, şuradan eksik oy aldık. Hayır, hizmeti herkese eşit götürdük dedi. Ama ben belediye başkanı arkadaşlarımdan bir pozitif ayrımcılık yapmalarını istedim. Bugüne kadar hizmet gitmeyen fakir mahallelere mutlaka hizmet götürün. Bize oy versin veya vermesin. Oralarda kreşler açın. O anneler de çocuklarını güven içinde gelip kreşe bıraksınlar. Sayın Başkan söyledi, büyük şehrin tek kreşi dahi yoktu dedi. Kaç şimdi kreş var? 18 kreş var. Değerli arkadaşlarım, anne çocuğunu güven içinde bırakacak kreşe. Çocuğun karnı doyacak, arkadaşlarıyla oynayacak, arkadaşlarıyla uyuyacak. Güzel şarkılar, türküler öğrenecek. Annesi akşam güven içinde gidip evladını alacak. Ve anne taziyeye gidecek, düğüne gidecek, komşularına gidecek, alışverişe gidecek. Dolayısıyla kentin ne kadar önemli olduğunu da görmüş olacak. Bizim şimdi hedefimiz, belediye başkanlarımızın yaptıklarını Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmektir. Hiçbir ayrım yapmadan. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz. Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, Türkiye zengin bir ülke. Birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya geldi. Ankara Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kuruldu. İkinci uçak fabrikası Eskişehir'de kuruldu. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kırıkkale küçük bir köydü. Savunma sanayinin entegre tesisleri orada inşa edildi. Üniversiteler yeniden ayağa kalktı. Anadolu demir ağlarla örüldü. Ve bir şey, hiç kimseye el avuç açılmadı. Her şey kendi imkanlarıyla yapıldı. Osmanlı'nın borcu da son kuruşuna kadar ödendi. Sayın Başkan yaptıklarını anlatırken bunlar benim zihnimde bir film şeridi gibi geçti. Biz bunları yapabiliriz. Ankara'da yapıyoruz, Adana'da yapıyoruz, Mersin'de yapıyoruz, Aydın'da yapıyoruz, İzmir'de yapıyoruz, İstanbul'da yapıyoruz, Tekirdağ'da yapıyoruz. Belediyelerimizin olduğu her yerde yapıyoruz. Ve bizim belediyelerimizin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Hiçbir çocuk. Hiçbir çocuk. Çünkü onlar belde halkını hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorlar. Biz bunu yapmak zorundayız. Beraber ve birlikte olmak zorundayız. Adalete de vurgu yapıldı. Sayın Başkan, adalete de vurgu yapıldı. İnsanın olduğu her yerde adalet mutlaka olmak zorundadır. Adalet sadece insan için değil. Bizim dışımızda yaşayan her şey için, bütün canlılar için adaleti aramalıyız. Ve dolayısıyla kainat adalet üzerine inşa edildiyse siz vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Beldenin parası, milletin parası dedi. Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün Mansur Yavaş başkanımız bugün halkına hesap veriyor. Biz bunları yaptık diyor. Bundan daha değerli ne olabilir? Bundan daha değerli ne olabilir? Her projenin fiyatı belli. YouTube'da yayınlıyoruz diyor. Yani müteahhidi çağırıp şu işi sen hallet.
üstüne bir para artarsa onu da bizim yandaşa ver demiyor. Ne gerekiyorsa temiz bir siyaset için onun gereklerini yapıyor belediye başkanı arkadaşlarımız. O nedenle diyorum, yeni bir sayfayı, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. Altı liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. Altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Beraber olmak varken, kucaklaşmak varken niye ayrılıklar, niye kavgalar? Helalleşmeyi onun için söyledim. Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ufkumuza bakalım, büyümeye bakalım. Ankara uzun süre gerçekten bir başkente yakışmayacak şekilde bir sürü sorunla karşı karşıyaydı. Ankara sıradan bir kent değil değerli arkadaşlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahıdır Ankara aynı zamanda. Ankara aynı zamanda küllerinden doğan bir başkenttir Ankara. Ve dolayısıyla Ankara'ya önem vermek, Ankara'da kültürü, sanatı geliştirmek, Ankara'nın altyapısını yeniden inşa etmek aslında Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin bizden beklentileridir. Bunları yapmak zorundayız. Çocuklarımızın bilimle buluşması, teknolojiyle buluşması, çevreyle buluşması, bir araya gelmeleri, sohbet etmeleri bunlar olağanüstü güzel şeyler. Çubuk Barajı'nı beraber açmıştık. Gerçekten eski hali, ben gençliğimde öğrenciyken giderdik oraya. Ama sonradan Çubuk Barajı baraj olmaktan çıkmıştı. Olağanüstü güzel bir çalışma yapıldı. Sizler de gördünüz burada. Dolayısıyla Ankara'nın o kesimi de nefes almaya başladı. Hafta sonları bir yere gitmeye başladı. Ocağını, mangalını kurmaya başladı. Arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladılar. Çocuklar geniş yeşillik bir alanda koşmaya, eğlenmeye başladılar. Oysa Çubuk Barajı, Cumhuriyet tarihimizde yapılan ilk barajdır. Olağanüstü zor koşullarda yapılmıştır. Ankara'nın susuz kalmaması için. Bütün bunların hepsine bakınca önümüze yapacağımız çok şey var. Ama bunu birlikte yapacağız. Birlikte yaptığımız zaman sonuç alacağız. Beraber yaptığımız zaman sonuç alacağız. Ve ayrım yapmayacağız. Ve ayrım ya. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamadan onu insan olarak esas alıp var olan insansa ve insanın sorunu varsa o soruna hep beraber kilitlenmeliyiz ve sorunları çözmeliyiz. Siyaset kurumunun görevi zaten sorunları çözmektir. Sorun yaratmak değildir. Bugüne kadar hep sorun yaratıldı. Allah nasip ederse hep beraber sorunları çözmeye kilitleneceğiz. Başkan konuşurken zihniyet değişikliği gerekir demişti. İşte zihniyet değişikliğinin özü budur. Kimseyi ötekileştirmeden insanın var olan sorunlarını çözmeye kilitlenmektir. O zaman barış içinde yaşayan huzurlu bir toplumu inşa edeceğiz. Ve bu toplum aynı zamanda bir refah toplumu olmak zorundadır. Refah toplumu. Kaynaklar yerli yerinde harcandığında ve siyaset kurumu yaptığı her harcamanın karşılığını, hesabını halkına verdiğinde Türkiye süratle bir refah toplumu olma yolunda ilerleyecektir. Ben tekrar bu güzel yatırımları yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. İyiliğin kalıcı olması, hizmetin sürekli olmasına bağlıdır. 5 yıllık görev üstlendi belediye başkanlarımız. 5 yıl içinde iyiliği sürekli kılacaklardır. Ve bütün insanları kucaklayacaklardır. Hiçbir ayrım yapmadan. Bu bizim yeni felsefemiz olarak tarihte
yerini alacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Genel Başkanım, sizleri sahnede biraz daha misafir etmek istiyoruz.